Kıymetli öğrenciler, merhaba. Ben ve Fizik Günlüklerine hoş geldiniz. Bugünkü konumuz TRT Fizik olacak. Bugün dayanıklık konusunu işleyeceğiz. 3 boyutlu geometrik cisimlerin kesit alanları ve yüzey alanlarına bakalım. Kıymetli öğrenciler, küpe baktığımız zaman küpün kesit alanı bir kenarı A ise bir kesit alanı, yani şuradaki kesit alanı alanı olacak A çarpı A'dan A kare olacak. Peki toplam yüzey alanı nedir? Toplamda 6 tane yüzey alanı olduğu için 4, 1, 2, 3, 4, 2 de köşelerde toplam 6 tane yüzey alanı var. Peki dikdörtgensel prizmaya bakalım. Yine bir kesitin alanı nedir kıymetli öğrenciler burada? Uzun kenarla kısa kenarın çarpımı bize buradaki yüzey alanı bize veriyor. A çarpı B'den bize ne verecek? Şuradaki yüzey alanı verecek. Yani kesit alanı. Yani dikdörtgenler prizmasının yüzeye değdiği alanı verecek. Daha sonra yüzey alanı hesapladığımız zaman iki tane yüzey büyüktür. İki tane de şuradan, iki tane de diğer tarafta olmak üzere iki parantezini aldığımız zaman A çarpı B artı B çarpı C artı A çarpı C formülünü kullanarak da biz rahatlıkla dikdörtgensel prizmanın bütün yüzey alanlarını yapabiliriz, hesaplayabiliriz kıymetli öğrenci. Peki devam edelim. Şimdi silindire baktığımız zaman silindirin şekli normalde bu yüzeye temas eden alan ise şurasıdır. Peki biz buradaki yüzey alanını nasıl hesaplayacağız? Pi çarpı R kare. Peki kıymetli öğrenciler, normalde biz silindiri açtığımız zaman silindir bir dikdörtgensel prizmaya benzeyecek. Altta bir yuvarlak olacak, üstte de bir yuvarlak olacak kıymetli öğrenciler. Buradaki yarıçapa R diyorum. Buradaki yarıçapa da R diyorum. Buradaki de uzunluk ne olacak? H olacak. Sonuçta buradaki dikdörtgensel prizmanın uzun kenarın boyu ne olacak? Buradaki dairenin çevresi olacak kıymetli öğrenci. Bu şekilde yüzey alanını nasıl hesaplayabiliriz? 2 çarpı pi çarpı R çarpı H artı 2 çarpı pi çarpı R kareden ne yapabiliriz? Dikdörtgensel, yani silindiri açtığımız zaman bir kareye, dikdörtgene benzeyecek. İki tane de ne olacak? Daire olacak. Bunların hepsinin yüzey alanı hesapladığımız zaman bütün silindirin yüzey alanı ne yapacağız? Bulmuş olacağız kıymet görece. Yani bu şekilde açarsanız rahat, daha hızlı bir şekilde ne yapabilirsiniz? Soruları rahat bir şekilde çözebilirsiniz. Peki küreye bakalım. Kıymetli öğrenciler, kürenin kesit alanına baktığınız zaman, yani küreyi örneğin bir top düşünün. Topu ikiye böldüğünüz zaman tam düzgün bir dairesel, yani düzgün bir dairesel bir alan çıkacak. İşte buradaki alan pi çarpı r karedir. Kesit alanı. Fakat bütün kürenin bütün yüzey alanı biz nasıl hesaplayacağız? 4 çarpı pi çarpı r kare kıymetli öğrenciler. Bazen bunu sorularda sorabiliyorlar. Lütfen bunu ne yapalım? Ezberleyelim. Peki devam edelim. Yine güzel bir sorumuz var. Hemen bu sorumuzu da çözerek dersimizi ne yapalım? Pekiştirelim. Kıymetli öğrenciler, soruya baktığımız zaman yarıçapı 5 santim olan kürenin A hacmi kaç santimetre küptür? B yüzey alanı kaç santimetre karedir? Şimdi öncelikle biz A'yı yapalım. A'yı hesaplayalım. Hacmini bulalım. Hacim neydi kıymetli öğrenciler? V eşittir 4 bölü 3 çarpı pi çarpı r küptü. Peki biz burada verilenleri yerine yazdığımız zaman eşittir 4 bölü 3 çarpı pi zaten bana formülde 3 vermiş parantez içinde. Yarı çapı ne kadardır? 5. 5 üzeri 3. Kıymetli öğrenciler, burada 3'ten ne olacak? Kısa derecedir. 5 üzeri 3 ne yapacak? 125. 125 çarpı 4'ten ne gelecek bize? Kürenin hacmi ne olacak? 500 santimetre küp olacak. A'yı ne yaptım? A'yı buldum. Peki B'ye bakalım. Yüzey alanı kaçtır? Biz ne dedik kıymetli öğrenciler? Kürenin yüzey alanı. Yüzey alanı nasıl hesaplanıyor? Yüzey alanı bu şekilde hesaplanıyordu. Dedik ki burayı ezberlememiz lazım. 4 çarpı pi çarpı r kare. Bu formül bize neyi veriyor? Kürenin yüzey alanı veriyor. Peki kıymetli öğrenciler, verilenleri yerine yazdığımız zaman 4 çarpı 3 çarpı
Yarı çapımız ne kadar? 5. Yani 5'in karesi. Buradan 25. 25 çarpı 4 ne yapacak? 100. 100 çarpı 3 de ne yapacak? Bize 300 santimetre kareyi ne yapacak? Verecektir. İşte bu kadar rahat bir şekilde ne yapacağız? Sorularımızı çözeceğiz. Peki devam edelim. Katı cisimlerin boyutlarının değişiminin ve alan ve hacim etkisine bakalım. Şimdi kıymetli öğrenciler, burası çok çok önemli. Geometrik cisimlerin alanları kesit alanı ve yüzey alanı ile, yani boyutların karesiyle nedir? Orantılıdır. Yeni bir geometrik cismin bütün boyutları 2 katına çıkarılırsa hem kesit alanı hem yüzey alanı ne olacak? 4 katına çıkacak. Bütün boyutları 3 katına çıkarılırsa kesit alanı ve yüzey alanı ne olacak? 9 katına çıkacak. Geometrik cisimlerin hacimleri boyutların küpüyle orantılıdır. Örneğin bir cismin boyutları 2 katına çıkarılırsa hacmi 8 katına çıkar. Cismin boyutları 3 katına çıkartırsa hacmi ne olacak? 27 katına çıkacaktır kıymetli öğrenciler. Bunlar hep bu şekilde bir oran vardır kıymetli öğrenciler. Bunları lütfen bilin. Peki devam edelim. Yine burada güzel bir sorumuz var. Hemen bu sorumuzu çözelim. Dersimizi pekiştirelim. Şekildeki silindirin yüzey alanı S1, kesit alanı S2'dir. Hacmi de V'dir. Silindirin yarı çapı ve yüksekliği 5 katına çıkarırsa S1, S2, V için ne söylenebilir? Şimdi kıymetli öğrenciler, soruya baktığımız zaman boyutları, yani yarı çapı ve yükseklik 5 katına çıkarırsa S1 ve S2 ne olacak? 25 katına ne olacak? Çıkacaktır. Peki hacmi ne olacaktır? Hacmi de 5 üzeri 3'ten, yani ne olacak? 125 katına çıkacaktır kıymetli öğrenciler. Yani burada S1'imiz 25 katına, ondan sonra S2'miz 25 katına çıkacak. Burada hacim kıymetli öğrenciler, hacmi ise 125 katına ne olacaktır? Çıkacaktır. Bu şekilde bilmemiz lazım. Yani kısaca boyutları yarı çapı ve yükseklikle doğru orantılıdır. Bunlar arttığı zaman 5 katına çıkarılırsa S1, S2 de ne olacak? 25 katına çıkacaktır. Hacimleri de ne olacak? 125 katına çıkacaktır kıymetli öğrenciler. Mantık budur. Peki devam edelim. Peki dayanıklığa bakalım. Dayanıklık nedir? Katı maddelere kuvvet uygulandığında şekil değiştirebilirler. Cisimlerin üzerlerine uygulanan kuvvete karşı gösterdiği dirence dayanıklık denir. Dayanıklık maddenin cinsine göre ne olur? Değişir. Yani kısaca dayanıklık nedir? Ayırt edici bir özelliktir. Aynı tür maddelerin dayanıklıkları kesit alanı ve hacim oranına bakılarak ne yapılır? Karşılaştırılabilir. Şimdi dayanıklık biz nasıl hesaplayacağız? Dayanıklık eşittir cismin kesit alanı bölü hacim. Yani örneğin bir silindir verdiği zaman öncelikle silindirin yüzey alana olan yüzey alan, yani dairenin yüzey alanı olacak. Yani kesit alanı bölü bütün silindirin hacmi. Yani bu şekilde bir silindirin neyini bulacağız? Kesit, yani dayanıklılığını bulacağız. Kıymetli öğrenciler, bir daha söylüyorum. Ya da mesela bir insan, uzun boylu bir insan düşünün. İki ayakkabısının kesit alanı toplam, yani bölü ne olacak? Bütün o insanın hacmi. Yani bu şekilde biz o insanın neyini bulacağız? Dayanıklılığını bulacağız kıymetli öğrenciler. Yani dayanıklık eşittir kesit alanı bölü hacim. Peki devam edelim. Maddenin boyutları k katına çıkarıldığında kesit alanı da 2 katına, yani k kare katına hacmi ise k küp katına çıkacaktır. Deminki sorunun ana formülü bu kıymetli öğrenciler. Bunları çok iyi bilmemiz lazım. Maddenin boyutları k katına çıkarıldığında kesit alanı k kare katına, hacmi ise k küp katına çıkacaktır. En başta bir soru çözmüştük. Dedi ki silindirin yüzey alanı S1, kesit alanı S2 ise hacmi de verir. Silindirin yarı çapı ve yüksekliği 5 katına çıksaydı S1, S2 dedik hakkında ne söyleyebiliriz? Sonuçta burada boyutu 5 katına çıktığı zaman kesit alanı ne olacak? 5 kare olacak. Hacmi ne olacak? 5'in küpü olacak. Yani kesit alanı 25 katına çıkacak. Hacim ise 125 katına çıkacaktır kıymetli öğrenciler.
İşte biz bu formüle göre çözeceğiz. Lütfen buralara çok çok dikkat edin. Kesit alanı k kare hacmi de k küptür. Bunları oranladığımız zaman her zaman ne çıkacak? 1 bölü k oranı çıkacak. Kesit alanı bölü hacim oranı 1 bölü k katına çıkar. Yani boyutlar arttığında kesit alanı bölü hacim oranı da ne olur? Azalır. Dolayısıyla dayanıklık ne olur? Azalır kıymetli öğrenciler. Burası çok çok önemli. Belki sorularda bunlara benzer yorumlar karşımıza gelebiliyor. Yine burada bir sorumuz var kıymetli öğrenciler. Hemen bu sorumuza bakalım. Soruda diyor ki bir kenarı A olan küpün bütün kenarları 10 katına çıkarılıyor. Buna göre küpün dayanıklığı için ne söylenebilir? Boyut arttıkça kıymetli öğrenciler dayanıklık ne olur? Azalır. Boyutlar 10 katına çıkarırsa dayanıklık da 10 katına ne olacak? 10'da 1'ine inecek. 1 bölü 10 olacak. Biz ne dedik? Kesit alanı bölü ne olacak? Sonuçta buradaki kesit alanı nedir? K karedir. Hacim oranı değil mi? Yani dayanıklık eşittir. Kesit alanı bölü hacim. Hacim nedir? 3'ünün çarpımı. Yani K küp. Burada biz sadeleştirdiğim zaman dayanıklığı 1 bölü K bulmayacak mıyız? Evet. Yani kısaca boyutlar 10 katına çıkarırsa dayanıklık da ne olacak? 10'da 1'ine inecek kıymet görecek. Yani biz bu soruyu ne yapabileceğiz? Yani kısaca ne olacak? O zaman buna göre küpün dayanıklığı için ne söylenebilir? 10 katına çıktığına göre 1 bölü 10 ne olacak? 1 bölü 10 olacak kıymet görecek. Yani biz burada kesit alanı bölü, yani şuradaki kesit alanı bölü küpün toplam hacmi yaptığımız zaman biz neyi bulacağız? Bu küpün dayanıklığını bulacağız. Burada sadeleştirme yaptığımız zaman 1 bölü k çıkacak. O zaman küpün dayanıklığı için ne söylenebilir? Sonuçta bir kenar 10 kısa hemen yerine yazıyoruz. O zaman dayanıklık ne olacak? 1 bölü 10 olacak kıymetli öğrenciler. İşte bu şekilde çözeceğiz. Burada yine önemli bir notumuz var kıymetli öğrenciler. Hemen notumuza bakalım. Düzgün katı cisimlerin kesit alanları hacimlerine oranlanırsa, yani kesit alanı bölü hacim bize neyi veriyordu? Dayanıklık. Kesit alanı çarpı yükseklik. Kıymetli öğrenciler dikkat ettiyseniz sonuçta hacim nedir? Yine kesit alanı çarpı yükseklik değil mi? Örneğin bir silindir düşünün. Kesit alanı çarpı yükseklik. Kesit alanı sadeleştirdiği zaman geriye silindirin neyi kalıyor? 1 bölü yüksekliği kalıyor. O zaman biz ne yapabiliriz? Bu şekilde de elde edebiliriz. O yüzden düzgün katı cisimlerin dayanıklıkları yüksekliğiyle nedir? Ters orantılıdır. Yani uzun boylu bir insanın dayanıklığı nedir? Daha azdır. Kısa boylu bir insan daha dayanıklıdır. Yani bu şekilde de ne yapabiliriz? Düşünebiliriz. Kıymetli öğrenciler bu not çok çok önemlidir. Lütfen bu nota çok çok dikkat edin. Peki devam edelim. Yine küçük bir sorumuz var. Hemen buna da bakalım. Aynı maddeden yapılmış silindiren dayanıkları D1, D2, D3'tür. Buna göre D1, D2, D3 arasında nasıl bir ilişki vardır? Şimdi kıymetli öğrenciler biz ne dedik? Düzgün katı cisimlerin dayanıkları sadece yüksekliğine bağlıdır. Sonuçta bu cisimler düzgün mü? Evet. O zaman biz neyine bakacağız? Yükseklikleri bizim için yeterlidir. Zaten kıymetli öğrenciler biz burada dayanıklık eşittir. Sonuçta neydi? Kesit alanı bölü hacimdi. Hacim neydi? Kesit alanı çarpı yükseklikti. Yani h. Sonuçta bu da kesit alanı sadeleşirse dayanıklık neye eşit olacak? 1 bölü h'a eşit olacak. Bakıyorum ki bu cisimler gerçekten üçü de düzgün. Ve yükseklikleri de nedir? H. O zaman üçünün dayanıklığı da ne olacak? Birbirine kesinlikle ne olacak? Eşit olacak. D1 eşittir. D2, D2 de eşittir. D3 olacak. Kıymetli öğrenciler. Peki devam edelim. Eşit hacimli maddeler arasında yüzey alanı en küçük olan geometrik şekil küredir. Kıymetli öğrenciler bu not da çok çok önemli. Buraları da lütfen not alalım. Bunlar hep bazen sorularda sürekli yorum olarak karşımıza gelen bir bu bilgiler. Eşit hacimli maddeler arasında yüzey alanı en küçük olan geometrik şekil küredir. Kıymetli öğrenciler bugün dayanıklık konusuna baktık. TRT fizik konusu olan dayanıklık konusuna baktık. Dersi fazla uzatmak istemiyorum. Buralar çok çok önemli. Kısa tutup daha verimli olmasını istiyorum. Dayanıklığı biz gördük. Formüllerini gördük. Özelliklerini gördük. İnşallah anlaşılmıştır. Lütfen videoyu durdurup önemli olan noktaları tekrar yazabilirsiniz. Tekrar soruları baştan çözebilirsiniz. Şimdiden herkese başarılar diliyorum. Kendinize iyi bakın.